Neslihan. Ace geliyor Neslihan'dan. Çok iyi servis Neslihan. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün annemle sohbet edeceğiz ve soruları cevaplayacağız, merak edilen. Voleybol kariyerim nasıl başladı? Voleybol kariyerim herhalde 8 yaşında kendi isteğim üzerine başladı. Yani kimse beni voleybola başla falan demedi. Kimse ne annem ne babam beni işte voleybola başla kızım hani diye şey yapmadılar. Ben kendi istek üzerine başladım çünkü baktım ki annem çok iyi voleybolcuymuş. Ben sonradan, çok sonradan fark ettim. İşte 8 yaşında fark ettim. 8 yaşında fark ettim. Bir gün ben hatırlıyorum eve geldim. Anne, sen bayağı ünlü bir voleybolcuymuşsun falan dedi. Sonra zaten benimle rekabete girecek ya. Hemen ben de voleybola başlayacağım dedi. Öyle başladı. Ben öyle ufak bir spor kulübünde başladım. Ondan sonra 1-2 ay orada devam ettikten sonra Galatasaray altyapısına geçtim. Kendimden 2-3 yaş büyüklerle başladım. Ondan sonra öyle gitti. İlk pasör çaprazı başladım ama servis karşılayan pasör çaprazı gibiydim. Galatasaray'la oynuyordum. Son senemde pasöre çektiler beni. Artık şu anda da pasör olarak devam ediyorum. Smaç vurmak da keyifli, pas atmak da keyifli ama bence şu anlık pasör daha keyifli. Şu an Vakıfbank'ta voleybol oynamaya devam ediyorum. Yani zaten söylediğim gibi ilk başta hiç bilmiyordum. Hani annem eve gelip gidiyor, antrenmanı mı varmış, deplasmanı mı varmış? Çok şey yapmıyordum açıkçası. Bir de anneme sürekli taktikler falan veriyordum ben. Böyle yani arada maçı izliyor. Eve geliyorum mesela maçı kaybetmişim veya bir şey olmuş. Elinde böyle kağıtlar duvara asmış. Anne öğretmeniniz size hiç öğretmiyor. Bak şuraya topu nasıl atamıyorsunuz? Orası bomboş falan yapıyordu bana. Evet kızım çok haklısın, biz atamıyoruz ama işte topu oraya falan diye. Yani çoğunu izliyordum, seviyordum da izlemeyi. Yani hayatım maçı izleyerek geçti diyebilirim. Antrenmanlarda, salonlarda çocuğum yani sürekli şeydeydi, salonlarda büyüdü. Annem voleybolcu olması ne hissettiriyor? Baya yani şu zamanlar yani daha çok bilinçli olduğum için baya gurur verici bir şey aslında. Hani annem dünyanın en iyi voleybolcularından biri demek çok güzel bir şey yani. Ben de inşallah onun gibi olacağım. Olmak istiyorum. İnşallah. Hedefim annem gibi olabilmek. Yani onun izini devam ettirmek, sürdürebilmek. Onu istiyorum açıkçası. Ve gerçekten profesyonel bir şekilde voleybol oynamaya devam etmek istiyorum. Ve yaş grupları bilmem ne. Şu an Yıldız Milli Takım yaşında. Yıldız Milli Takım'a seçmeleri olacak herhalde. Bu yaz bilmiyoruz. Bakalım ona göre... O da iyi. Ya ben ilk gittiğim milli takımdan elenmiştim zaten. Ona hep onu söylüyorum. Yani hani şey yapma, hani vazgeçmek yok. Ben bile hani bunu artık söyleyebiliyorum. Bırakmışım 10 sene oldu neredeyse. Ben bile ilk gittiğim milli takımdan elenmiştim yani. Bayağı bavulumu verip geri göndermişlerdi. Yani bu hani şans işi mi? Şans işi değil ya. Yani çalışırsan, disiplinli bir şekilde çalışırsan zaten tüm meyvelerini topluyorsun. Kimse önüne geçemiyor. Yani. Çünkü sporda torpil, şans faktörüne ben çok inanmıyorum. Annemden bana nasıl öneriler geliyor? Aslında yani işte bir şey kafama takıldığı zaman direkt zaten voleybolla ilgili, herhangi bir şeyle ilgili anneme gidiyorum, soruyorum. Yok. Ben şimdi onun oynadığı spor kulübünde yönetici de olduğum için o mesafeyi korumak durumunda kalıyorum. Yani onun yöneticisi gibi davranmak durumundayım şeyde. Kulüpte. Evde annesi oluyorum tekrar. Evet. Hani benim gözümden annemin voleybol hayatı nasıl? Yani olabilecek, yani dersiniz ki bu kadar voleybolcu olunur. Annem de o kadar yani artık. En yüksek seviyede voleybolcuydu bence yani. Her açıdan. Arada açıp açıp izliyor musun videoları? Hep izliyorum. Yani çok eğleniyorum yani izlerken. Son oynadığım maçtan çok yok. Final Four'a gitmiştik. Romanya'daydık galiba. Orada gayet iyi oynamıştı. Zaten o maçtan sonra da bırakmıştı voleybol annem. Oradaki performansı çok iyiydi. Yani genel olarak zaten çok iyi. Bak sesindeki o küçük kıskançlığı duyuyorsunuz değil mi? Şey diyor zaten Nezihan. Nefse maçına geldiğinde hep benim hata yaptım anlayacak mısın? Ama o denk geldi. Ya gerçekten. Nasıl denk geldi? Gerçekten denk geldi. Sadece hata yaptığım videolar var. Hayır, sadece. Çok güzel smaç vurduğum videolar da var. Bir de smaç servisinde var. Ben neleri örnek aldım annemden?
Yani aslında sahadaki duruşuma çok örnek aldığımı söylüyorlar. Yani çok aynı şekilde duruyormuşum. Yani oyunu takip ediş şeklim ve hani davrandığım şekiller, hani böyle nasıl diyeyim? Daha soğukkanlı durmuşlar. Evet, daha soğukkanlı. Biraz çünkü şey, tepkisiz durmuşlar. Ben de işte aynen biraz tepkisiz yani. Nerede tepki vereceğim ve nerede vermeyeceğim değişiyor. O huyum anneme çekmiş. Sinirli demeyelim. Aa, bu biraz yırtık adresi. Ya. Yırtık çimdikliyor arkadaşlarını, vursanıza falan diye. Ya, bunu yapıyorum, yapacak bir şey yok. Hakemlerle aranması. Çok iyi, bana geliyorlar mesela, bir set olmuştu. Fileye değmiştim, dedim değmedim. Sonra set bitti, dönüyoruz böyle. Bana hakemler şey yapıyor, değdin sen fileye falan. Ben hakemlere çok itiraz edemem. Şimdi kaptan olsam ederim hani. Gerekli pozisyonlarda ederim ama şu anlık etmemeyi tercih ediyorum. Bir de neye örnek aldım? Şimdi yavaş yavaş ben de annem gibi, annemden genetik miras geçti bana herhalde. Smaç servis atmaya başladım. Bir hafta falan oldu. Evet. Biraz fazla yeni. Yani şimdi şöyle, birinciye atıyorsun, hani geçti, ikinciye atıyorsun, üçüncüden sonra çok yoruluyorsun. Bir de tabii zamanlama falan, topu yüksek mi atacaksın, alçak mı atacaksın, onlar da çok zor. Ama yavaş yavaş alışıyorsun. Bir iki numara gösterebilirim. Olur. Ama kimseyle paylaşmayacaksın başarımızın sırrını, tamam mı? Smart serviste birkaç şeyim var yani böyle. Tamam. Okulda dışarıda annemin kızı olmak nasıl bir etki yaratıyor? Aslında annemle olduğum ortamlar, yani nasıl diyeyim, böyle bir aslında çok bir etki yaratmıyor. Hani illa dersem bir ortam olur, hani benim annem voleybolcu falan filan dersem, aa öyle mi, işte çok iyi voleybolcu zamanında falan diyorlar. Onun dışında çok bir etki yaratmıyor aslında. Avantaj olarak hani eğer voleybolla ilgili bir ortamdaysak, gerçekten böyle gurur verici bir şey oluyor benim için. Annemin bu kadar iyi bir ve başarılı bir voleybolcu olması. Yiyeceğim ya, ilk doğurmuşum diyorsun, güzelliğine bak. Evet. Senin bana karşı bir şey sormak istiyor musun? Peki, beni biraz över misin yani? Şimdi hani tamam, anladık. İyi voleybolcuyuz da biraz anneliğimi öv. Çok iyi bir anne. Her şeyimle ilgileniyor. Gerçekten her şeyimi koşuşturuyor. Teşekkür ediyorum o yüzden sana. Teşekkür ediyorum benim annem olduğun için. Ya. Ben teşekkür ederim, sen de benim çocuğum olunca ağlayacağım şimdi. Bak burada biz geyik yapalım diyoruz, ağlatmaya geldi bizi. Yok ya. Ben de onunla gurur duyuyorum. Çok güzel bir çocuk. Ya öyle değil mi yani? Ben mesela hani herkes kendi çocuğunu çok sever de ben de benimkini seviyorum. Gayet normal. Çok bence. Güzel. Ben voleybolcu olmuşum diyecek, direkt ticarete yönelirdim. Küçüklüğümden beri bir ticaret şeyim var böyle. Kendi evet, paramı kendi inanılmaz kazanmak üzerine. Yani her türlü şey denedim düşünebileceğiniz. Yani kendim kozmetik ürünü yapıp satmaya bile çalıştığım zamanında. Onun dışında hala devam ediyorum. Ya biz şimdi Bodrum'da kaç sene önce? 3 sene önce. 2020'de. 2020'de Bodrum'da arkadaşlarımıza böyle bir ev tuttuk falan filan. Kız arkadaşlarımızla çoluk çoğunbak hep beraber yaşıyoruz. Yani bayağı 3 ay orada beraber yaşadık. Tabii bunların gündüz denize giriyorlar, akşam dondurma yemeye gidiyorlar falan filan ama akşamları canları sıkılıyor. Gittik böyle takı malzemeleri aldık. İşte tüyler aldık, bilmem neler aldık. Oturduk 3 kadın. Böyle şeyler yaptık. Küpe, kolye, bir şeyler, bir sürü şey yaptık. Bu benim ticaret erbabı kızım. Evet. Bir tane şeyi ne? Koltuğun süngerini söküp o süngere hepsini taktı. Sonra Türk Bükü meydana gitti. En kalabalık olan yeri de bulmuş dondurmacının önü. Çok kalabalık. Bir tane seyyar sandalye. İşte onu böyle bir tabla gibi bir şeye yaymış. Orada satıyor. Sonra biz de bahçede oturuyoruz. Evdeyiz yani. Bu ama nasıl koşarak geliyor? Elinde bütün şeyleri, malzemeleri böyle dangul dungul dangul dungul. Dedim ne oldu, zabıta buraya? Senin benim şeyinlerin var mı? Ödü patladı. Evet, arkadaşım vardı. Neyse ki o sırada kuzenim de gelmişti. Karşılaşmıştım daha doğrusu. Böyle geldi bana böyle, ben kaç yaşındayım? 11 yaşında falan. Evet. Böyle geldi. Senin iznin var mı yaptı? Dedim yok.
Annem izin verdi de seni. Öyle dedim, annemler izin verdi de yapıyorum dedim. Komutan gelecek dedi, onu kaldırır sen dedi, bence kaç buradan falan dedi. Ben de iyi dedim, pılı pırtı topladım, eve kaçtım. Bir daha da çıkmadım zaten. Her türlü kârdaydık, öyle bir satış tekniğimiz vardı. Ne alırsan o kadar. Çünkü malzemelerin parasını biz ödüyoruz. Şeyleri, ürünleri biz yapıyoruz. Bizi bir şey, yani bedavaya çalıştırıp bir de para harcatıyorlar. Evet. Sonra da bütün parayı kendilerine alıyorlar. Aynen, aynen. Kozmetik, ben böyle hani karantinada artık çok sıkılmıştım. Hani sürekli online ders falan filan. Ben başladım böyle lip balmlar yapmaya böyle. Kutular alıyordum, içine koyuyordum, işte renkli renkli, hatta kokulu kokulu değişik değişik şeyler yapıyordum. Yapıyordum da hani çok profesyonel değildi. Bunları ama gerçekten sattım. Yani arkadaşlarıma falan ama yani. Zorla. Instagram'da zorla şey yaptım. Zorla kargolattım evlerine falan. Gel ettim. Yani o çok güzel bir şeyim vardı böyle. Kaşığım vardı. İçine biraz vazelin. Biraz işte Sprite'li lip balmlar satılıyor. Çok ünlüydü oralar. Ondan koyup karıştırıp bir kaba döküyordum böyle. Yani lip balı mayaladım. Evet, aynen öyle. Öyle yaptım. Mumun üstünde eritiyordum böyle. Çok da mantıklı bir çözümdü yani. Bir de şey, küçükken ben kitap satıyordum. Evet. Bizim eskiden bir işte dükkan vardı. Onun önünde ben kitap satıyordum. Ya tablasında böyle kitap satıyor. Ne yazmıştın ya, çok komikti. Ne, bana soru sorma, beni yorma, ne alırsan 10 lira. Evet, öyleydi. Öyle yazıyordu şeyinde. Evet, o yüzden herkes alıyordu. Kitaplar benim kitaplarım tabii ki de hani. Çok şey sattım ya, annem kitap kapının kaldı. Önüne çıkıyordu. Yani böyle ne bileyim, bir kafem olsun, bir şeyim olsun çok isterim. Hani bir şeyle uğraşmak, voleybol dışında falan. Voleybol da çok tabii seviyorum. Tabii şimdi vergi vermek, onlar falan bilmiyor ya. Annemden babamdan tabii ki. Ya tabii. En büyük destekçim anneme babam. O yüzden gelecekte belki düşünüyorum. Belki bir gün emeklilikte. Emeklilik destekçilerimle birlikte bir dükkan. En komik ve unutamadığım adı şey, anı İspanya'ya gidişimizden. Ha, Valencia bombası. Bence onu senden dinleyebiliriz. Sen daha detaylı bir şekilde biliyorsun hikayeyi. Şimdi Penelope, Zeynep Penelope ya, onun sebebi de İspanya'da doğmuş olması ve bir vatandaşlık mevzusu var İspanya'da, sürekli kovaladığımız, en azından bir İspanyol pasaportu alsın falan filan. Böyle bir arkadaşımız vardı, Valencia'da yaşıyor. Babası ben, Zeynep, gideceğiz oraya, belgelerimizi teslim edeceğiz. İşte Zeynep'in orada yaşadığına dair kanıtlar, onların hepsi bizde zaten vardı. Ondan sonra babasına söyledim. Babası da her yere geç kalmasıyla meşhurdur yani. Her yere, her şeyi, kaç binlerce uçak kaçırmış falan böyle bir insan. Acayip geç kalır. Orkun'a da tembihledim. Dedim ki bak, uçak atıyorum 1.30'da, lütfen 11.30'da buluşalım. Kontuarda olalım. Rahat rahat check-in'imizi yapalım, gidelim. Tamam tamam, hiç sıkıntı yok falan. Hatta Orkun bizden önce gelmiş yani falan. Biz şaşırdık Zeynep'e. Aa, baban gelmiş, gördün mü bilmem ne falan. Hakikaten anne babam gelmiş falan dedi. Sonra işte check-in'imizi yaptık. Biraz oturduk lounge'da falan filan, bir şeyler içtik. Hadi dedik gidelim artık. Kapıya doğru gidiyoruz. Kapıya gittik, işte check-in başlamış. Zeynep böyle biletini verdim, check-in'i yaptı. Ben işte şeyimi, biletimi verdim, kadını yırttı falan filan. Arkamızdan da Orkun geliyor. Kadın tabii pasaporta da bakıyor bu arada. Dedi ki hani, Orkun Bey dedi, vizeniz yok. Şey, yani Schengen vizeniz yok. Nasıl olmaz dedi. Bir ay önce tarihi geçmiş. Tarihi bitmiş yani bir ay önce. Schengen var ama bitmiş yani. Dedi, vizeniz yok. Hani almayacaklar sizi İspanya ve bu... Tabii tüm organizasyon, Orkun da iyi İspanyolca konuştuğu için bütün her şeyi o biliyor. Ne yapacağız, nereye gideceğiz, onun organizasyonu aslında. Uçağa binemedi. Ve biz... Hani İngilizcemiz o zaman yani benimki çok iyi değil. Ben işte dedim ki ne yapacağım ve hani gitmemiz lazım, o belgeleri teslim etmemiz lazım. Mecburu yani gitmemiz lazım o tarihlerde. Ben bunu şey gibi... Gel çocuğum, tükür şu babanın suratına deyip yani biz direkt hani olay mahallini, ben çok sinirlendim. Ki hani Peno beni hiç sinirli görmemişti. Yani bir veya iki defa sinirli görmüştü. Bu da tuttum bunu elimden. Gittik biz uçağa, işte dedim bir şekilde halledeceğiz.
Yapacak bir şey yok, ikimiz artık hallettik. Hallettik, iki günde gezdik. Evet, çok güzel. Çok güzel gezdik. De bir hafta sonra çok önemli bir iş gezisi var babamın. Ya bu çok, eski TikTokçulardan ya. Bir de ben çok YouTube kanalı açtım, çok YouTube kanalı şey yaptım. Lütfen hiç bakmayın o kanallarıma. Kapat onları kızım. Ben bilmiyorum bunu. Biz işte Tulya'yla değişik şeyler denedik. Böyle 60 izlenme, 50 izlenme falan filan diye. O kadar oldu yani. Ne çekti? İçeriğiniz neydi? Bir ara slime'a takmıştı bunu. O çok iyiydi. Ama onda bayağı iyiydik yani. Ay bayağı ben artık fenalıklar gelmiş. Evet, o kadar meşhurduk ki artık tıraş köpüğü ne bir şeyler alıp evde yoğur. Slime evet. Hastalığı vardı. Onda biz böyle bir 6-7 kişi bir Instagram hesabı açıp sürekli slime videosu paylaşıyorduk. Onda da bayağı takipçi kazanmıştık aslında. Evet, onda olma hatırlıyorum. Böyle kuzenimle falan yapmıştık. Evet, bugün kanalım biraz değil, bayağı ben devraldım. Bütün annelerin anneler gününü şimdiden kutluyoruz. O zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir ara kanalımız oldu. Benim kanalıma yok. Yok, benim kanalım. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumda atarsanız çok sevinirim. Yani. Görüşürüz.